İşletmecisiz misiniz? Evet, evet. Saygıyla başlarım. İyiyim, sağ ol. Önce bir ne yapıldığına bakayım. Rastgele giriyoruz. Efendim, medikal. Çok memnun oldum. Yaz merkezimiz var. Çok memnun oldum. Pandemiden sonra şeyler açılıyor. Yani o dönemi de öğrendim sizden. Bu kararlar hafifletildi, edildi. Şimdi işlerinizde bir şey var mı? Hareketlenme, durum ne? Bizim yani pandemiden en az etkilenen sektörlerden evet. birisi biz oldu. Evet. Ama yani çok müthiş zam evet. olayı var. Yani artık daha insanlara utanıyoruz bir şey söyleyelim. O derece. Çünkü tabii evet. yani 4000 liraya aldığım cihazı işte 4200-4300'e satıyorum. Evet. Hasta buradan çıkıyor ama hemen akabinde aynı firmaya sipariş veriyorum. Belki 1000 lira daha fazlasını alıyorum. Of. Yani böyle bir durum söz konusu. Evet. Yani bir kutu tabii bir kutu eldiveni yani 20-30 liraya satıyorduk. Evet. Şimdi 60-70 lira bantlarında seyrediyoruz. Evet. Dolayısıyla yani çok ciddi manada evet. bu konuda bir mağduriyetimiz en var. Yani bunları dile getirelim. En başında şöyle diyordu. Normal esnaf şunu da satan, evet. ne bileyim şunu da satan, onu da satan, hangi tür olursa evet. olsun diyorlardı ki en başında da pandemi öncesinde. Elektrik paraları çok geliyor. Evet. Mesela ilginçti o dönemde. Bu artarak gitti. Kiraysa, kira dükkan, onun stopajından çok şikayet vardı. Evet. Sonra pandemi geldi, Bağkur ödemelerinizle ilgili kesinlikle. Şikayet oldu. Yanınızda eleman çalıştırdığınız zaman maaşına hay hay diyorsunuz. Evet. Fakat sigortasının biraz indirilmesi gerektiğini evet. söylediniz. Bunları ben sizden öğrendim. Şimdi ama zam ve müşterinin alım gücünün düşüklüğü o hepsinin üstünde tabii. hala devam ediyor. Sayın merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldin başkan. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim de siz nasılsınız? Nasıl olacağız, görüyorsunuz. Gittik, verdik, hiçbir şey yok. Bari. İşler nasıl kardeşim? İşler şurada 3-5 gün. Sen esnaf mısın? Yok, ben çalışıyorum. Evet, devlet memuru veya maaşlı çalışıyorsan evet. sen gündem dışısın. Evet. Canım benim. Evet, sen küçüksün, seni geçtik, ikisine doğru gideceksin. Küçük değil mi oyuna bak mı? Oy kullanma şey mi? O manada demedim. Yani 20 yaşındayım. Ne? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın, işin gücün okuyorsun. Hem okuyorum, ay canım benim. Evet, işler. İşler 2-3 haftadır düzelmeye başladı. Çok iyi ya. Yani. Çok acı çektiniz de onun çektik için. Yani, çektik. Şimdi iyi çektik. 4 kişi çalışıyoruz. Bir kişiye dükkanın sahibine 3000 lira bir para. Yani bir dükkan kimin üstündeyse 3000 lira. 3 kişi ne yiyecek burada? Çok. Ne satarsanız satın, ne yaparsanız yapın, müşterinin alım gücü düştüğünde ve mesela bunların her seferinde yeni malzemelerin pahalılaştığında bunlardan şikayet ediyor. Ta en başından. Pandemiyle beraber kapanmalar olduğu için dolayısıyla kredi borcu olmayan yok. Şu ana herkesin kadar. Aşağı yukarı başka. Borcu olmayan, mal borcu olmayan yani mesela diyelim bunlardan satıyor, mal borcu olmayan yok. Böyle bir sistemin içinde esnafa dikkat çekmeye devam etmediğiniz takdirde unutulursunuz. Ben kendime iş edindim bu işi. Allah razı olsun. Millet bizi çağırıyor demirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne. 18 yaşındayım. Gümüşhane Maraş Alçakmak Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencisiyim. Son sınıfım. Ben üniversite okumayı düşünmüyorum başkan. Ülkemizin niye? Bulunduğu durumlardan dolayı iş imkanı bulacağımı hiç zannetmiyorum. Ben pasaportumu çıkarttım. Seneye Almanya'ya gideceğim başkan. İş için Almanya'ya gideceğim. Ülkemi, güzel vatanımı bırakıp Almanya'ya gideceğim. Ben şu an akşamları eve gittiğimde hesap kitap yapıyorum. 18 yaşındayım. Gelecek kaygısı yaşıyorum ve de her gün işe gidiyorum. Nerede çalışıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum. Okurken çalışıyorum. Evet, şu anda okulumuz yok. Okullar biliyorum, başladığında oğlum, mola vereceğiz. Ama yani biz bunları hak edecek bir şey yaptık mı? Bizim bu yaşımızda eğlenme yaşımız, gezme yaşımız, dolaşma yaşımız değil mi? Şimdi bak şöyle bir anlaşma yapalım seninle. Buyurun başkan. Sen üniversite sınavlarını bir hazırlan. Ben senin velin olayım. Olsun. Hazırlan. Ondan sonra sınav sonrasında oturup konuşalım ama sana şu sözü veriyorum. Bak birlikte bu işleri aşacağız biz.
İnşallah. Sizle biz el ele verip bu işleri aşacağız. Ama senin özelinde, ben senin şu anda, herkes şahit, senin velin olayım. Sen bir hazırlan. Tamam mı? Sonra kazanıp sınav sonuçları ayrıca görüşeceğim. Ama ülkenden haklısın bu kadar umutsuz olmaya. %100 haklısın. Bu konuda hepimizin sorumluluğu var ama sana bak herkesin uzununda şu sözü veriyorum ben. Birlikte biz bu ülkeyi düzelteceğiz. İnşallah. O gençlerin İnşallah. Geleceğiyle ilgili doğru adımları hep birlikte atacağız. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sayın Yanıt Aktan. Merhaba. İşletmeci siz misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. İşler nasıl? Vallahi Sayın Genel Başkanım, işler malum siz sonuçta her tarafı geziyorsunuz, evet. Her yeri gözlemliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var, hani işlerden ziyade işte herkesin önceliği farklı ya, işte işsizlik, genel sorun, kutuplaşma, şu bu. Tabii biz de kendi penceremizden bakıyoruz, bizde de en büyük problem adaletsizlik maalesef. Ben KHK mağduruyum Sayın Genel Başkanım. 14 yıllık öğretmendim ben. Buradaki yerel arkadaşlar da bilir, yani Kelkit'te bir zamanlar tercih edilen öğretmenken bir gecede, yani sadece bir gecede maalesef terörist olduk. Bizim Kelkit, Cumhuriyet tarihinin en eski ilçelerinden bir tanesidir. Yalnız Kelkit'in, Gümüşhane, bizim bu bölgenin bir özelliği var. Gerçekten sağ ya da sol, hiçbir illegal örgüt içerisinde bir tane Kelkit'te olmaz. Çanakkale Savaşı'nda şehitliğe baktığımız zaman bizzat altında Kelkit yazan onlarca şehidimiz var. 55 kişi. Yani bizim bu memlekette terörist çıkmaz hiçbir konuda. Ya ama arkadaş bak. PKK'nın da, FETÖ'nün de, DAEŞ'in de, YPG'nin de, PYD'nin de neler var başka? Hepsinin Allah belasını versin de kardeşim. Aynen. Yani o başka bir şey. Sıkıntımız yok. Ya aynı. Sıkıntı yok. Sadece sıkıntı Sayın Genel Başkanım, aynı şeyleri söylüyoruz da hani ben hissettiğim siz bir annesiniz. Her şeyden öte yani vicdan insanın en önemli değeridir. Vicdanın da en kutsal, en güzel yeri annelerdedir. Kimse yani burada hepimiz biliyoruz, kabul edeceğiz bu gerçeği. Vicdanın en değerli olduğu yer annelerin kalbidir. Siz de bir anne olarak ve bir büyüğüm olarak gördüğüm için diyorum ki hani il il, ilçe ilçe gezip Türkiye'nin sorunlarını dinleyen bir insan sizin olarak. Sizin gibi arkadaşlar dinliyorum ben. En önemli sorunumuz yani gerçekten bak, ben. Bak güzel kardeşim hiç sözümü kesmeden bak herkes Allah seni alıyor olsun. Ben dinliyorum. Allah razı olsun. Yani genel başkanım bak, hak eden. Ben şu anda ben şu, zaten şimdi şu genel başkanım şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Eğer ben burada size hakaret etsem. Havuz medyası bunu flaştan yayınlayacak. Eğer ben hükümete hakaret etsem bu sefer muhalif medya yayınlayacak. Bak, şey. Ben şimdi ben bunu KHK mağduruyum diyorum ya. Bunu hiçbir basın yayınlamayacak. Sadece benim derdim bir basının yayınlaması da değil. Ona o değil. Çözüm odaklı, sizin çözüm odaklı siyaset yaptığınızı bildiğim için. Başkan şu an biz yayınladık. Çözüm odaklı siyaset yaptığınızı bildiğim için Sayın Genel Başkanım gerçekten yani ben burada ayakkabı satmak istemiyorum. Şimdi şeyler kalkıyor. Bu yasaklar vesaire, tedbir kararları kalkıyor. Şimdi tekrar ilçelerde esnafı gezerek bu defa bir canlanma olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Onun için sordum. Yani hani güzel bir şey duymayı seviyorum, haberin olsun. Bayram, Ramazan bayramında yasak gelmişti. Bu bayağı bizi olumsuz etkiledi. Çünkü en yoğun olduğumuz haftalar. Evet, bayram doğru, haftaları. Doğru. Bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra ya, toparlanmaya başladı. Hani önümüzde şu anda yeni bir kısıtlam olmazsa ortak aramızda. Peki şeyi soruyorum. Şimdi yurt dışında gurbetçiler burada. Onlar gittiği zaman, şimdi bazı gıda satan, yiyecek satan şeyler değil mi dükkanlar? Sonra zorlanacağız kışın diyor. Tabii ki. Sizde de öyle mi oluyor? Gurbetçi tabii ki yüzdenlerden baksan 400-500 artırıyor işleri. Belki daha fazla. Anladım. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.